dedi. İmza parası işte o meşhur senin az önce imza parası ilk çıktığı gün 2000'li yıllardaydı bu Osman kanunları geldiği zaman Allah rahmet eylesin Üstad Canlı dedi ki bana o zaman bizim gazeteye gelmişti o zaman. Bizde yok tabii de. Bu ileride dedi, çok sıkıntı olacak dedi yani o zaman ilk başlangıçta herkes bunu çok şey karşılıyor ama şimdi baktığın zaman bak her senesine imza parası koyuyor futbolcular, biraz menajerler. Biraz kulağı çınlıyordur Osman'ın ya kulüpler yani, tarafından evet. Ya. Dolayısıyla burada transferde ben şuna bakıyorum. Sayın Başkan seçimden önce ne dedi? Ben öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi. Hı hı. Şimdi konuşulan isimlere baktığımız zaman hakikaten de öyle gözüküyor. Ama Fenerbahçe'de bir sıkıntı şu anda mesela Lewandowski çok ciddi aşama kaydetti Fenerbahçe. Ve bunu sponsor aracılığıyla alacak gibi geliyor. Yani çünkü çok ciddi bir Fenerbahçe ile yakın ilişkiler kuran, iş ortaklığı yaptığı Ali Şak Öztürk, Bodrum Spor'u Süper Lig'e getiren Lewandowski Savaş konusunda... Savaş abi sen bugün tam böyle kırmızıyı verecekmişsin de ucundan dönüyor musun gibi yani olmuş. Şimdi bak, Asinyon'da yaşadığım... Gelip sapağı kaçırıyorsun. Bak Asinyon'da bunu yaşadığım... Şimdi Lewandowski'de de yaşıyorum. Onu ben daha önce burada Kerem'le yaptığımız yayında %90 demiştim. Yine hali yerdeyim. Şu anda buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu anda Lewandowski'deki Lewandowski. Ben sıkıntı Lewandowski'de değil aslında. Onu aşma noktasında çok ciddi mesafe kat edildi. Orada bir şey yok da burada Dzeko'yla ne yapılacak? Bu arada Dzeko devam edileceği söyleniyor da Lewandowski noktasında şöyle bir soru işareti var bence. Soru işareti derken oyuncunun hani kalitesiyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. O çok yani tartışmaya açık bile değil ama hani yok öyle deyince hani sorunlu bir şey söyleyeceğim gibi düşünüyor ya insanlar. Hansi Flick geldiği için Barcelona'ya Hansi Flick'le de Lewandowski Bayern'le beraber çalıştıkları için evet. Çok iyi sezonlar geçirdiler. O yüzden belki hani oyuncu kalmayı düşünebilir Hansi Flick'ten sonra. Yani düşüncesini bilmiyoruz ama düşünce, eğer oyuncunun düşüncesiyle kalması gelmesinden yani Fenerbahçe'ye gelmesi daha ağır basar. Olabilir. Eğer oyuncudaysa iş. Hansi Flick orada diyorsa ki ben kalsın. Oyuncu tarafıyla çok ciddi mesafe kat edildi. Yani bak hakikaten burada Dzeko, Batshuayi, Lewandowski. Dzeko'nun şu anda bugün sosyal medyada gördüm. Bir açıklaması kendine ama şu an orada opsiyonun devreye girmedi. Boşta yani şu anda oyuncu. Tamam. Orada da mesela şu anda Lewandowski Batshuayi mi olur? Dzeko Batshuayi mi olur? Ama ben bir golcü olacağını bekliyorum. O da büyük ihtimalle Lewandowski olacak gibi gözüküyor. Lewandowski'nin şu anda parasal gibi bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Dedim ya o bir şekilde aşılıyor. Hem Lewandowski hem Sadio Mane olur mu? Olursa da şaşırmam. Acayip olur bu arada. Olursa da şaşırmam. Herkes diyor ki işte Arabistan'dan geliyor aynı hız, İkisi aynı tempo. İkisi yan yana güzel olur ya. Şu an düşündüm de mesela değil mi? Bir sezon oynadılar sanki Bayern'de yanlışım yoksa. Bir önceki sezon işte. Evet. Yani bu yıl değil, geçen yıl. Bir önceki sezon. O zaman Ali Bey'in dediğine geliyor işte yani. Size öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Yani bir de bir tane de oraya orta saha. Senin çok sevdiğin Hörberg'i de oraya aldığın zaman herhalde transferi kapa derim yani. O zaman stopere Çağlar'ı da aldığın bence zaman. Bence müthiş bir oyuncu Hüberk yani.